Merhaba, ben Ahmet Şerif İzgören. Fil kitabının 20. yılı bu sene. Fil kitabı diyorum çünkü şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır demeye kalksan kesin yanlış söylersin. O yüzden böyle şey yaptım. Bu arada çaktırmam doğrusunu söyledim ama 40'ının da kulpu 40 Türk kitabını doğru söylemek çok zor. Onun 20. yılı olmaz diye düşünüyorum. Ve sizin sorularınızı cevaplayacağım. Osman Aşkın, hocam neden kişisel gelişim diye sormuş. Ben bunu neden sanat şeklinde cevaplamayı istiyorum. Çünkü kişisel gelişimin ne olduğunu hiç bilmiyorum. İlgim de yok. Kitapta kişisel gelişim kitabı değil. O yüzden cevaplayamadım Osman. Kitabın 40. yılı için ön söz yazacak olsaydınız ne yazardınız? Burcu Ayva. Burcu Ayya. Büyük ihtimalle 40. yılını görmem. Ama ön söz yazacak olsam herhalde bu ülkenin iyi insanları için bir şeyler yazardım. Çünkü onlara, birbirimize onlarla umut veriyoruz. Kötülük hiç kimseye umut vermiyor. Ve birkaç tane böyle çok övücü şey var. Onları atlıyorum. Aslında yok da atlıyorum havasıyla geçiyorum. Ay doğdu nurane. Eşime hediye aldım. Kendim okudum. Nasip işte. Ben aydınlandım. Teşekkür ederim. Buradan çıkardığım şey eşi aydınlanmamış nurane. Yani onu anlıyorum ben. Ve Ceren Beyza KRK'ye, 40K'ya falan gibi bir soyad olabilir kısaltılmış. Şerif abi, sorum, en sevdiğiniz kişisel gelişim kitabı hangisi? İlham kaynağınız olduğun için çok teşekkür ederim. Dilerim bir gün sizinle tanışma fırsatı bulabilirim. Kesin bulursun çünkü gittiğim kentlerde önceden konferans salonuna gidiyorum. Seyircinin arasında dolaşıyorum ve tanışıyoruz, sarılıyoruz. Sevdiğim bir kişisel gelişim kitabı yok. Pek okuyamadım yani, başladığımda yarım kaldı kitaplar, gitmedi açıkçası. Bundan 15-20 yıl öncesini düşünüyorum. Ondan sonra da okumadım zaten. Daha böyle biyoloji ne diyeceğim? Arkeoloji seviyorum. Sanat üzerine okumayı, tarih üzerine okumayı, bir de biyografi okumayı çok seviyorum. Biyografi ve biyoloji ayrı şeyler. Siz karıştırabilirsiniz o yüzden. Bu arada kızıma bakıyorum, gülüyor mu diye. Gülüyor, iyi espri diye oradan kontrolü yaptım. Beyza Köse. Belki de kitabınız sayesinde uçurumun kenarında olan, hayata negatif bakan, bıkmış, isyankar ruhları dünyaya döndürdünüz. Kendini tanımaya, hayata bakış açılarını değiştirdiniz. Sizin kitabınız sayesinde hayatım hakkında çok büyük bir karar almamı sağladı. Hayata negatif bakan, zevk almayan, gün geçirmek için yaşayan biriyken şimdi hedefler için yaşıyorum. Ameliyat kararımı da sizin kitabınız sayesinde verdim. Peki siz bu kitabı yazmaktaki ilk sebebiniz neydi? O karar neyse inşallah bundan sonra da böyle kitaplar yazmanız dileğiyle. Beyza daha ayrı, onu özellikle belirtmeyi istiyorum. Yani burada çok iyi şeyler yazmışsın kitapla ilgili. Öte yandan şunu söyleyebilirim. Girip bakmadım ama ek sözlüğe bir baksam belki de orada biri diyor ki ya kitap mı bu da, şöyle yapmış, böyle şişirmiş olabilir. Aynı kitap, Beyza seni okuyorsun ve diyorsun ki hayatımla ilgili bütün bunları değiştirdim. Yani iyi olan şey, bence sende iyi bir şey var ya. Kitap tamam yani, aynı kitabı başkası okur, çöpe atar. Ben onu çok görüyorum yani. Aynı konferansta iki kişi dinliyor. Ben de seyircilerin arasındayım. Biri diyor ki ya adama bak, boş konuşuyor. Öteki diyor ki ama ben bundan bunu öğrendim. Beyza sende iyi bir şey var. Kitapta iyi bir şey var mı bilmiyorum. İnci Seferli. Ne zaman motivasyonum düşer hemen sizi hatırlanır. Ben Azerbaycan Türküyüm. Kitaplarınızı internet üzerinden satın aldım. Başucumdan ayrılmıyorlar. Normal kitap hareket edemez. Yani onu özellikle hepinize... Kızım da gülüyor. Tamam, süper. Yani kendi kendime gülüyorsam çok kötü bir şey. Üniversite sizinle ilk avucunuzda kelebek videosuyla tanıştım. Ve ne kadar izlediğimin sayısını bile unuttum. Siz bana vatanı milleti sevmenin dilde olmaması gerektiğini öğrettiniz. Umudumu yitirdiğim her zaman açar sizi izlerim. Artık ne zaman istersem kitaplarınızı da okuyacağım. Ve kalkar yoluma bakarım. Bana kattıklarınızdan dolayı size minnettarım. İyi ki varsınız. Sizi Azerbaycan'da görmek, hatta tanışmak temennisiyle. Bakü'ye iki defa geldim konferansa. Kesinlikle üçüncüye de geleceğim İnci. Buradaki bir ara bilgiyi söylemek istiyorum. Vatanı milleti sevmenin sizden öğrendiğime baktığımda, benim Türkiye'de Ermeni dostlarım oldu. Ve Azerbaycan Ermenistan arasında bir sorun var, savaşlar diğerleri. Orada yani bakıyorsun, o kadar değerli ve ülkesini seven insanlar iki tarafta da var. Politikacıların hak hukuk yeme duygusu dünyanın her yerinde bizleri çok karşı karşıya getirebiliyor. O kadar değerlisiniz ki bizim için. Geçen hafta bir Azerbaycan Türkü asker, ondan bir mektup aldım. Savaşta yaşadıklarının duygularını yazıyor. Ülkesini çok seven bir çocuk. Zaferi kazandığına çok mutlu. Sonunda demiş ki şimdi yurt dışındayım, eğitimler alıyorum ve aldığım eğitimlerin devamında kitaplarımla ilgili bir şeyler yazmış. Onu da çağrıştırdı. Ülkeler arasında barışı nasıl sağlarım?
Ermenistan-Azerbaycan arasında barışı nasıl sağlarım? Çocuklarımız nasıl dost olur? Derdim o diyor. Savaşan bir asker diyor bunu. Bu harikulade bir şey. Umarım hepimiz her zaman onun peşinde oluruz. Ve baktığında söylediğin her şey için çok sağ ol İnci. Azerbaycan'a geldiğimde beni kim tanır diye düşünüyordum. Ya havaalanındaki o görevlilerden diğerlerine kadar öyle bir hürmet, öyle bir saygı gördüm ki iyi ki varsınız. Bizim için de çok değerlisiniz, onu bilin, olur mu? Mikail Avcı 8. Fil iç için karamsar bir yorum yapmış. Bizi önce üzüp sonra aydınlatmaya başlamıştınız. Fil 2'de bize hep iyi bakmayı öğreten sizsiniz. Bizi kendinizden mahrum bırakmayın, ölmeyin diyor. Ve fil içinde adım atın lütfen. Unutmayın, aynı pencereden dışarı bakan iki adamdan biri sokaktaki çamuru, diğeri ise gökteki yıldızları görür. Daima yıldızlara bakmayalım mı? Mikail, benim sözlerimle beni vurman yani gerçekten. Biraz önce Murat Etiz, benim can dostlarımdan birisi. Fil 2'yi diyor, üçüncü defa bitiriyorum diyor. Üçünü de ağlayarak bitirdim yazmış. Çok yakın dostum ve aslında Fil 2'yi iki defa okuması gerekir. Yani üç defa okuması Murat'ın hatası. Ve şey Mikael, ya o kadar çok yazı ve şey geldi ki sanırım yazmam gerekir. Ama bunun için de fikir ve iyi şeyler bulmam gerekir. Çünkü ya hadi ben bir kitap daha yazayım. Yani arada bir 15-20 yıl gerçekten bilgi toplaman gerekiyor bu alanla ilgili. Ve yani bir ay sonra yazacağın kitap ya da bir yıl içinde yazacağın kitap o arada damıtılmış bilgiyi sağlamayabilir. Çünkü kitapta yazdıklarımdan çok yazmadıklarım değerli. O kadar çok şeyi o kitaba koymadım ki araştırdığım, okuduğum, gözlemlediğim. Çok öz, çok işinize yarayacak şeyleri koyuyorum ki okuduğunuzda cidden değsin ve etki yaratsın. Eylül Aydın. Merhabalar hocam, ben Aydın Nazilli'den kitap okuduğum sıralar eğitim koçluğu aldım. Hayata bakışım daha çok farklı bir açıdan değişti. Çok etkilenmiştim. Kitabınızın büyüğüyle küçüğüyle okunması gereken bir kitap. Çok ama çok teşekkür ederim. Hayatıma güzel dokunuş sağladığı için Allah'a emanet kalın sağlıcakla. Eylül çok sağ ol. Çok çok teşekkür ederim. Serdar Coşkun. Hocam gerçekten beni çok etkileyen bir kitaptı. Seminere de birlikte ama benim artık iyiliğe, dürüstlüğe olan inancım kalmadı. Önceden sizi izlediğimde hep ülkem için çalışıp ülkeme katkı sağlamak isterdim. Ama şimdi etrafıma bakınca neden ben bu insanlar için mücadele edeyim diyorum. Artık umudum kalmadı bu toplumdan. Şu an dahi beni motive edebilecek bir sebep anlatın da ben her şeye rağmen, bütün bu kötülüklere rağmen, adaletsizliklere rağmen ülke için, bu iki yüzlü insanlar için mücadele etmeye devam edeyim. Şu an Haziran ayındayız ve Silivri sıcaktır. Herkesten duyduğumuz cümlenin tersine bir cümle benim de hoşuma gitti. Serdar, bizi boğur böcekleri böyle konferanslara giderlerken bir tanesi yazmış Anadolu'dan. Hocam diyor, bilmem kaçıncı okula gittim. Hepsi yok, şu işte şu mevzuat. Oysa diyor yani müsaade edebilirler. Yapılan şey çok iyi. Okullara zaten gittiğimizi biliyorlar. Bu kadar engele rağmen değer mi? Ben ona dedim ki ya zaten Finlandiya'da olsam böyle bir projeye gerek yok ki. Yani ülke bu kadar sorunun içinde, bu kadar kötülüğü gördüğüm için zaten hep beraber çaba gösteriyoruz. Ve Serdar sen de öyle. Yani Viktor Frankl'ın hayatın anlamı ile ilgili yazdığı bir kitap vardı. Şimdi adını tekrar hatırlar söylerim size. Çok ünlü kitap. Orada der ki sıkın kolunuzu, acı hissettiyseniz hayattasınız. Acı hayatta olmayı anlatır der. Yani acı hep olacak. Önemli olan ona nasıl baş ettiğin. Kötülük de hep olacak. Diğerleri de tarihten bu yana olmuş. Binlerce yıldır olmuş. Ve yani Kurtuluş Savaşı'ndan geçmiş bir ülke neler yaşandığını düşünün. Açlığı, her şeyi düşünün. Buraya baktığında da hep olacak bir şeyler, kötüler. Zaten o yüzden ışıldayacaksınız. Ve ne olur şunu unutma. Finlandiya'da dürüst bir adamsan dikkat çekmezsin. Japonya'da dürüstsen diyor ki adam normali bu. Türkiye'de dürüstsen yok ya, orada dürüst biri var. Yani parmakla gösteriyorlar size. Avantaj o belki de, tamam mı? Yani o buradaki avantaj o. Ne olur onu değerlendir. İnsanın anlam arayışı. İnsanın anlam arayışı. Şu an kendim hatırladım. Ve Dilek Hocam. Hocam kitaplarınızın her biri, bakın Dilek Hocam bana hocam diyor, yani hocaların hocası olarak ben bu soruyu cevaplıyorum. Hocam kitaplarınızın her biri ders niteliğinde. Okullarda okutulması gereken çok güzel içeriğe sahipler. Hayatıma ilham aldığım, kendimi çevreme dokunmaya çalıştığım pek çok şey öğrendim. Peki Ahmet Hocam, nasıl bu kadar kötüye giden şeyin içinde olumluyu bulup bunu kendimize ilke edineceğiz? Eğitim sistemi şu an çok kötü durumda. Çocukların gelecek umutları yok, heyecanları yok derse, istek, heyecan, ilgi yok derse
Ne yapalım? İlgileri bir süre sonra dağılıyor. Bugün anlattığın ders yarın hiç anlatılmamış gibi hafızalardan uçup gidiyor. Biz öğretmenler ne yapsın? Bize öneriniz var mı? Masallarda bir peri çıkar karşınıza. Gerçek hayatta bir öğretmen diye bir kitap yazdım. Direkt büyük ihtimalle okumuşsundur ama okumadıysan ne olur oku. Çünkü ne biliyorsam orada anlattım. O kadar da güzel geri dönüşler var ki. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bir video istedi. 40 dakikalık bu yazın gösterilmesi üzere bir video çektim. İçinde sistemle ilgili de bak bunlar yanlış, bunu düzeltmemiz lazım diye bir şeyler anlattım. Çekime gelen bütün ekip biz büyülendik, çok etkili, çok sevindik dediler. Şimdi bugün haber geldi. Demişler 20 dakikasını atalım sistemle ilgili o önerileri olmasın da sadece öğretmenlerle ilgili bölüm olsun. Ben şimdi bir karar vereceğim. Yani o 20 dakikayı tekrar çekeyim mi yoksa yani göstermeyin kendiniz mi bilirsiniz diyeceğime ona karar vereceğim. Ama direkt baktığınızda eğitim şöyle bir şey aslında. Yani araba sileceği gibi. Yani bir kere sildin mi ömür boyu seni götürmüyor. Ama senin yolda gitmeni sağlıyor yağmurda, fırtınada. Öğrenciler bazı şeyleri unutuyor olabilir ama unutmayacakları dersleri verdiğine eminim direkt, biliyor musun? Bazen bir örneği ömür boyu unutmazlar. Ama öteki müfredatta, mevzuatta size anlatın da anlatın diye dayadıkları o gereksiz zırvaları zaten unutup gidecek çocuklar. Bugün bir çocuk şu anki eğitim sistemini seviyorsa bir gariplik vardır zaten. Sen de diyorsun berbat bir eğitim sistemi diye. Bu sene gene bir şeyler değişmiş. 12. sınıfta okula gitmemek serbest bırakılmış. Ya şaka gibi, yani senin en değerli şeyini gereksiz kılıyorsun sınava hazırlanacak diye. Öte yandan da bu müfredatın dışına çıkıp uygulamalı beceri kazandırmaya yönelik ve hayal güçlerini büyüleyecek ne yaparsan çocuklar acayip etkileniyor. Ne olur onlara çaba göster direkt ve onları yaptıkça sonuçlarını alacağına emin olabilirsin. Fidan Sarman, Şerif hocam sizi çok seviyoruz. Ne zaman göreceğiz sizi? İstanbul'da seminer ne zaman vereceksiniz? Bilmiyorum. Muallim 89. Muallim 89. Merhaba hocam, şu ortamda dünyada Filyanlı Süperman'da kitabının yeri bende bambaşka, duygusal bir anısı var. Bir gün yazmıştım size, hikayesini unutmuşsunuzdur. Yani beni gömerek başlamışsın muallim. Kitaplarınızdan çoğunu okudum, seminerinizi izledim ama sizi hiç canlı görme fırsatım olmadı ne yazık ki. Sizle sohbet etmeyi çok çok isterdim. Keşke tekrar gelseniz görebilsem sizi. Ama hikayeyi anlatmamışsın muallim. Ne çabuk 20 yıl oldu, daha dün gibi. Hüseyin Atagan. Evet Hüseyin, çabuk geçiyor. O okurizm. Böyle bir kitap yazma fikri ilk nasıl doğdu? Bir böyle ortada bir fikrinizin olması gerekiyor. Bir cümleniz. Bütün kurguyu onun etrafına kuruyorsunuz. Mesela Fil 2'de o oldu. Yani sizin şu an anlattığınız dertleri, sorunları görünce dedim ki bunların etrafında bir yaşam rehberi olmalı hepimiz için. Öyle yazdım. İyi ki de öyle oldu. Yani Kıbrıs'taydım. Şu anda koltukta oturan küçük kızımı büyütmeye gitmiştik oraya. Ve orada böyle bir dönem bir boşluğum oldu. Dedim ki ben bunu yazmalıyım ve yazdım. Işılay Çetiner. Şahane bir kitap. Burayı ben baştan alıyorum. Tam da duyulmamış da olabilir. Şahane bir kitap. Ergenliği, gençliği hayırlı uğurlu olsun. Ya Işılay ne güzel bir benzetme. Ergenlik, gençlik. Daha çok yolumuz var. Kişisel gelişmeyelim, toplumsal gelişelim diyen nefis bir başucu kitabım. Sorum yok. Onlarca aldım, hediye ettim. Sağda solda, yolda, ortada bıraktım. Umarım en az benim kadar faydasını görenler olmuştur. İyi ki varsınız Şerif Hocam. Ya Işılay zaten bütün konu o, biliyor musun? Ne bir lansmanı oldu bu kitapların, ne bir reklamı oldu, ne bir şey oldu. Hiçbir şey yapmadık bunlarla ilgili. Ve kitap yaşayıp duruyor kulaktan kulağa. Nasıl oldu deyince Işılay sizin sayenizde. Yani senin o kitabı alıp parklara, bir yerlere bırakman var ki. Mucize bir şey ya. Çok ama çok ama çok sağ ol. İhsan Babürhan, 20 yıl önce toplumun değişmesi için yazdıkları şeylerde olumlu değişme olmuş mudur günümüzde? Kesinlikle olmadı. Artık Asel dersiniz. İsim o. İleride kariyer için ne yaptın diye sorarlarsa Ahmet Şerif İzgören okudum diyeceğim. Asel, iyi şeyler yap kariyerinle ilgili, sonradan olayı bana bağlama. Yani Salih Melek Kul. Ahmet Şerif İzgören hocam. Kitaplarınızın hepsinde sanki karşılıklı sohbet ediyoruz hissi var. Böyle yazmaya devam edin. Yeni kitaplarını bekliyorum. Allah sizin gibi insanların sayılarını arttırsın. Ülke için canla başla çalışmaya devam. Çok çok sağ ol. Nesra Sayın. 20 yılda sizce Türkiye'de neler geri dönüş olmayacak şekilde değişti? Hangi değerleri kazandık, hangilerini kaybettik? 20 yıl öncesine dönüp fili yazmaya yeni başlayacak olsaydınız, yani bugünün aklıyla o zamanın koşullarında olsaydınız neler eklerdiniz?
Nisa, ben bu soruyu şöyle cevaplamayı isterim. Sen Betül'ün annesisin, Betül Sayın'ın. Onun gelişmesinde ve yetişmesinde ne kadar emek koyduğunu böyle heyecanla izliyorum. Betül'ün kalkıp İstanbul'dan İtalya'daki yazarlarla nasıl söyleşiler yaptığını görüyorum. Bizim ekibe de söyledim. Dedim ki bu Betül tam ilerinin geleceğin çok iyi editörü, yayıncısı, yazarı. Yayın evi dedim Betül'le mutlaka çalışmalı. Dönüp baktığımda o çocukların yetişmesinde benim de küçücük bir katkım oluyorsa, ki oluyor, o beni çok heyecanlandırıyor. Yani Betül'ün Karaoklar Çetesi kitabını okuyup Atatürk'ü daha çok sevmeye başlaması benim için en büyük sevinç o, tamam mı? Onu görüyorum. Veya geçenlerde bir iş adamı topluluğuna dünyanın ilk Arapurunu kim yaptı dediğimde hepsi sanayici, manayici iş adamları. Bir tane el kalktı salonda. Küçük bir kız arkada biz Türkler yaptık dedi. Dedim nereden biliyorsun? Karaoklar Çetesi kitabında yazıyor dedi. Şimdi tarih bilgisini kitabın içine yerleştirince biraz önceki sorunun da cevabı o. Küçücük çocuk biliyor. Koca koca adamlar bilmiyor. Siyasetçiler bilmiyor. Dünyanın ilk Arapurunu biz yaptık. Kitaplar onları anlatıyor. Harika bir şey. Meltem Telli. Her bir tane kitapta ayakta alkışlama hissini vermek, bilge bir dostla sohbet ediyormuşsun da sohbet sona ermiş hissettirmeyi nasıl başarıyorsunuz? Canım elma, hepiniz birbirinizden kıymetlisiniz. Bu topraklar için şanssınız. Bu da bir tabii yazarlık becerisi Meltem. Yani gerçekten çok iyi bir yazarsanız en sonunda alkışlama hissi olur. Bende de bazı çocuk kitaplarında küçükken olan bir şeydi. O kadar böyle kitabın içindeki o macera, heyecan çok çok yaratıyordu onu. Onu biraz olsun veriyorsam benim için gurur. Çünkü ben kendimi gerçekten yazar gibi hissetmiyorum. 5-6 iş birden yaptım. Daha önce yaptıklarıma da bakıyorum. Çok işi yaptım. Mesela sadece yazarlık yapsam ortada yazarım diye dolaşabilirim. En kitlendiğim konulardan biri. Mesela otel girişinde ne iş yapıyorsunuz dediklerinde. Ulan şimdi çok fazla işte süründüğüm için diyemiyorum. Artık mesela öğretmenim diyorum. Son oldum öğretmenim. Onu aklıma koydum. Ama mesela çocuklarımla arkadaşları falan ne iş yapıyorsun ya da bir ortamda. Ne iş yaptığımı söylemem çok zor. Çünkü yazarlık yaptığım işlerden bir tanesi. Gerçekten yazarım diye dolaşamıyorum. Ama Sait Faik yazarım diyebilir. Yani sadece yazmış, biliyor musun? Öyle bir tutkusu var. Ben mesela kitap yazarken Allah kitap yazacağım diye şey yapmıyorum. Yani gezmeyi tozmayı seven bir adamım. Ya şimdi oradan ayır kitabı yaz falan gibi bakıyorum. Mesai gibi bakıyorum ona. İşte sabah erken kalkıyorum bir bölüm ayırıp yazıyorum falan gibi. Karaoklar Çetesi en yazmayı sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Ama onun da yazma süreci böyle çok yorucu. Ama çıkan sonucu görünce veya orada bir espri yapıp kendim görünce falan diyorum komik, süper oldu, çocuklar da görecek. O sevindiriyor. Yoksa oradaki çaba ve emek bölümünden böyle wow, amma çalıştım hiç diyemiyorum. Hilal Ateş, İrem Er, daha nice 20 yıllara ne büyük başarı. Hilal Ateş, hayatım boyunca asla aklından çıkmasın, hep seninle olsun, sana yol göstersin diyebileceğin birkaç kitap önerebilir misin? Hilal, kesinlikle kendi kitaplarımı önerirdim ama şimdi çok ortalıktayız ve çok belli olacak, yani onu önereceğim. Ya Doğan Cüceloğlu'nu kesinlikle öneririm. Jules Verne'i kesinlikle öneririm. Acar Baltaş'ı çok öneririm. Çünkü bunlar ülkenin gerçeklerini bilen, Jules Verne de dahil olmak üzere ve ülkenin gerçeklerini bilen, ülkenin kültürüyle yazan, özleri sözleri aynı insanlar. Başka önereceğim, düşünürsem hatırlayayım, biyografileri okumayı çok seviyorum. Çok öğretici. Çünkü koca bir hayatı damıttığınızda çıkabilecek 2 veya 3 hikaye var. Ve onlar biyografilerde var. Haluk Oral iyi kitaplar yazıyor. Yani zaten Sait Faikler, Sabahattin Eyüboğlu, Sabahattin Ali. Yani onlar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bugün bürokraside yüzlerce yıldır görünüz her derdi ta o zamandan yazmış. Elif Atamer, Bursa'dayım hocam. Burada bir seminer etkinlik yapma planınız var mı? Sizinle çok tanışmak istiyorum da. Elif, Instagram'dan ne olur takip et. Ama şeyi söyleyeyim, Bursa özel yerlerden biri benim için. Yani çok okuyan bir memleket ve çok ekstra bir sevgi var. Yani gittiğimde Bursa'da kaç kişilikse o konferans salonu, hep sahne bile dolu oluyor. Çok da algısı yüksek insanlarla bir araya geliyorum. Çok göçmen olmasının da şeyi olabilir. Benim Bursa'da bir geçmişimin olması da yakında olur diye düşünüyorum. Ekşi Sözlük'teki yorumlara geliyoruz. Bir sakin ol kişinin adı. Sol frame'de görünce yüzüme bir tebessüm yayıldı. 2009 yılı üniversite sınavına çalışıyorum. Babam bir kitap getirdi. Kitabın ismi o.
Bu kitabı okuduktan sonra hayata, insanlara bakış açım değişmişti. Bu kitabı okuduktan sonra her zorluğa düştüğümde, her şeyin benim elimde olduğunun farkına varmamı ve sorundan ziyade çözüm odaklı biri olmayı öğrenmemi sağladı. Her kitap herkesin yüreğine dokunmaz. Umarım siz de bir gün benim gibi yüreğinize dokunan kitabı bulabilirsiniz. Çok sağ ol ama sana bir şey söylemek istiyorum. Bir sakin ol, tamam mı? Yani onu bu kadar övme. Lila Lilium, ne kadar güzel isim. Kişisel gelişim kitaplarını hiç sevmeyen biri olarak 2-3 günde bitirmememi şaşırmalıyım. Bu adamın bu kadar harika olmasına mı? Ya böyle bitmeliydi biliyor musunuz? Bütün hani soru bölümü zaten bunu kasten sona koymuşlar. Ben de hiç sevmiyorum böyle kişisel gelişim kitaplarını öğreten adam havaları. Benim de hoşuma gitmiyor ama öğrenen adam olduğunda çok zevkli oluyor iş. 20. yılında kitabı basmaya ekip eden, akıl eden bizim ekip. Ekip eden bizim akıl. Ve benim aklıma gelmezdi. Veya yani böyle bir değeri yüklemeyi de çok düşünmezdim açıkçası. Kenardan yürür giderim diye düşünüyorum. Bütün düşünceler için çok sağ olun, tamam mı? Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Soruları da çok güzel cevapladığım için kendimi de tebrik ediyorum. Şu anda hepinizde ayakta alkışlama hissi yarattığımda sonuna kadar farkındayım. Bütün bu alkışlar Jules Verne'e gelsin diyorum ve bitiriyorum.